Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro Orjinal yayınlarını hazırladığı Teta Geometri Soru Bankası kitabında çemberin analitiği konusundaki ÖSYM tarzı test ikinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Birinci soruda denklevi bir çember belirttiğine göre demiş. X kare ve Y karenin kas birbirine eşit olması lazım. M-1, 3M-5 e eşit olması lazım. 4 eşittir 2M'den M'i buradan 2 buluruz. Tamam. Başka yli terimin 0 olması lazım. yli terim olmaz. Çünkü x x a'nın karesi artı y x b'nin karesi ya. Çember denklem eşittir r kare ya. Buradan x çarpı y'li terim gelmez. n eksi 2'nin de 0'a eşit olması lazım. n'i de buradan 2 buluruz. O zaman yazalım yerine m artı n isteniliyormuş gerçi. m 2 n 2 toplamı da kaç yapıyor o zaman? 2 artı 2'den 4 yapar. Evet böylelikle cevabı c an bulduk. Birinci soruda geldik 2. Denklemin bir çember belirtmesi için arkadaş kök içinde böyle şeyin d kare artı e kare eksi 4f yarıçap formülü neydi? 1 bölü 2 kare küçüğünde d kare artı e kare eksi 4f de değil mi? E bunun tanımlı olması lazım. Büyük sıfır olması lazım. O zaman burada d e f bu. d kare yani şunun büyük sıfır olmasına bakacağım. Kök için, kök içindekinin pozitif olması için. yarıçapın tanımlı olması için. d kare 4 artı e kare 36 eksi 4k'nın büyük sıfır olması lazım. Buradan 40 büyüktür 4K oldu. Yani 10 büyüktür K mı oldu? Evet bu da K küçüktür 10 demektir. E, o zaman en büyük tam sayı değeri ne olacaktır? K 9 olur. Ondan küçük olduğuna göre. İkinci soru Akçay. Geldik küçüğe. Çemberleri üzerinde birbirine en yakın iki nokta. Arkadaş iki çember çizelim. Birbirine en yakın iki noktadan bahsedeceğiz. Merkezleri birleştirdiğimizde en yakın iki nokta burası olur. Arasındaki uzaklık nedir diye soruluyor. Evet birinin merkezi kaç? Eksi 1'e 0. Yarı çapı kaç? 5. Diğerinin merkezi 5'e 8 ve yarı çapı kaç? 4. Şimdi iki nokta arasındaki uzaklık. X'ler farkı 6, Y'ler farkı 8, 6, 8, 10 üçgeninden bunun tamamının 10 yapması lazım. O zaman buraya da 1 kalır. Cevap akçay oldu 3. soruda. Geldik 4'e. Evet bu çembere teğetmiş. Evet bir çember ile bir doğru birbirine teğetmiş. Şöyle teğet çizdim. Bu 3x e artı 4y eksi k eşit 0 doğrusu. Bu da merkezi 1'e 2 olan yarıçapı da 2 olan çember. Merkezi çektik. A. Buradan ne çıktı? Noktanın doğru yol uzaklığı 2 olacak. Noktayı doğru da yerine yaz. Yani 3 artı 8 eksi k mutlak değerce bölü. Kare küçüğünde a kare artı b kare ya da 3 4 ise 5'ti. Bunun ne olması lazım? 2 olması lazım. Yani buradan 11 eksi k'nın mutlak değerce 10 yapması lazım. Bu ne demek? 11 eksi k'nın ya 10 olması demek ya da 11 eksi k'nın eksi 10 olması demek. K buradan kaç gelir? 1 gelir. K buradan kaç gelir? 21 gelir. K'nın alabileceği değerler toplamı isteniyor bizden. İkisini toplarsak cevap 22 yapar. Evet dördüncü soru böylelikle akçay oldu geldik 5'e. Analitik düzlemde şöyle bir çember verilmiş. Bir de y eksi x eşit sıfır doğrusu birbirine teğetmiş. Valla özel bir doğru analitik düzlem çizsem mi çizmesem mi kafam karıştı. Ama basit bir şekilde çek, yorumlayayım. Eğer çıkmazsa analitik düzlem çizip oradan da çıkartırız sonucu. Şunun merkezi kaça kaç? 2'ye 4 değil mi? Evet. Yarı çapı da R olduğunu biliyorum. Bir de Y X doğrusu olduğunu biliyorum. Şu Y X doğrusu. Hmm. Merkez varsa teğet varsa çeğet dik. Bizden teğet noktası isteniyor. Şuradaki nokta. Arkadaş buradaki nokta nedir? Buradaki nokta. Hocam X virgülü Y noktası ya da X yerine A yazarsam Y'si de A yapmaz mı? E. Evet. A 2 doğru 2 kesiyor eğimler. Eksi 1. Bunun eğimi nedir? Bunun eğimi 1 değil midir? Evet. Eğimler çarpma eksi 1 olduğu için bunun eğimi eksi 2 olacak. Eksi 1 olacak pardon. E Y'ler farkı bölü x'ler farkı direkt ax 4 bölü a eksi 2 eşittir eksi 1 olduğundan çünkü eğimler çarpı eksi 1'de i̇şler, işler yapalım ax 4 eşittir eksi a artı 2 yapar buradan da 2a eşittir alttan a'yı 3 buluruz evet 3'e 3 üç noktası çıktı zaten benden burası isteniyor cevap denizli çıktı arkadaşım 5. soruda güzel bir soruydu geldik 6'ya Böyle çemberler verilmiş. Kesim noktası da A virgül B demiş. Şimdi iki çemberin kesim noktasını nasıl bulacağız? Ortak çözümle bulabiliriz aslında. Şöyle ve şöyle. Buradaki bizden ne isteniyor? Kesim noktaları. Arasındaki uzaklık isteniyor. Acaba kesim noktası olmadan bulabilir miyim? Onu bir şeklen böyle bir yorumlayayım bakayım. Biri merkezi merkezi sıfıra sıfır olan bir çember. Biri de 6'ya sıfır olan bir A, Bir dakika. Bir dakika. Özel durumlar var. Analitik düzlem çizelim o zaman. Analitik düzlem çizelim. Merkezi 0'a 0. Sıfır. Oradan daha kolay çıkacak galiba. Bir de merkezi 6'ya 0 var. Tamam. Hemen analitik düzlemi çizip yorumlayalım o zaman orada. Merkezi 0'a 0 sıfır olan yarıçapı 6 olan çemberi çiziyorum. Şöyle bir çember. Sonra merkezi 6'ya 0. Bak burası 6 ya. 6'ya 0 ve yarıçapı çapı 6'ya 0. 6 olan bir çemberi çizeceğim. Hop şöyle bir çember diyebilir arkadaşım burası da. Evet şu 6 birim ya yarıçapı da 6 tam buradan geçmek zorunda şöyle bir çember yapmak zorunda. Yarıçapları aynı olduğu için eş çemberler mi oldu bunlar? Evet. Şimdi benden ne isteniyor? Kesim noktası A virgül B'dir. A virgül B işte buraları A ve B'dir. Benden AB uzunluğu nedir diye soruluyor arkadaşım. Evet gerçekten buradan daha kolay çıktı. Çemberler bak şimdi. yarıçap aldı mı? 6. En ilgili ilişkilerimiz yarı demek. Hocam burası da 6. Burası da 6. Hocam burası da 6 burası da 6. Vay 6 burası 6 burası 6 burası 6 burası. Eşkenar üçgenler çıktı 60 60 60. Burası da 60 60 60 çıktı. Benden AB isteniyor. Eşkenar dörtgen çıktı. Hop şunu şöyle çizersem. Şu kö köşegenler dik kesir. Hatta eşkenar üçgende yükseklik konumunda oldu burası. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3'tür. O zaman burası 3 köküştür. Aynı şekilde burası da 3 köküştür. Toplamda 6 köküçü oldu mu? Oldu. Evet kesim noktasını ortak çözümle de bulup iki nokta arasındaki uzaktan da yapabilirdik. Ama özel şeyler var sayılar var burada. Buradan yapmak daha mantıklıydı. Altıncı soru güzel bir soru. Balıkesir çıktı cevap. Geldik 7'ye. Yediye. Yedinci soruda ne demiş? Analitik düzlemde şöyle bir doğru üzerinde bulunan ve eksenlere teğet olan çemberlerin yarıçapları nedir diye soruluyor. Arkadaş analitik düzlemi çizelim şöyle. Analitik düzlemi çizince x y yerine 0 yazsam x e 6. Y yerine 0 yazdığım zaman. X yerine 0 yazdığım zaman da y'si kaç geliyor? 3 geliyor. Y'si 3 geliyor. Evet x6 y3 y3 x6. Şimdi bu doğrumuz böyle bir doğru. Bu doğru üzerinde öyle bir nokta seçeceğim ki merkez seçeceğim ki eksenlere teğet olacak. Mesela şuradan seçtiğim zaman eksenlere teğet çizebiliyor muyum? Yani şöyle olabilir arkadaşlar. Birinci bölgede eksenlere teğet olabilir. Merkezi birinci bölgede olabilir. Bu bölgede olabilir. Bir de bu bölgede olabilir. Birinci bölgede eksenlere teğetse bu R virgül R. Merkezi ne yapar? R virgül R yapar. Merkezi R virgülü R ise koy bakayım yerine sağlanıyor mu diye bakalım. 2R artı R eksi 6 eşit sıfırdan R 3R 6'dan R'yi kaç buluruz? 3. 3R 6'dan R'yi 2 buluruz. Yani yarı çapı kaç çıktı? 2 çıktı. Bunda bir sıkıntı olur mu? Olmaz. Tamam. E hocam bu bölgede de olabilir. Bu bölgede de ne olacak o zaman? Eksenlere T ise böyle. Merkez T'ye çektik. Merkez T'ye çektik. Hocam burası da R. Burası da R. R birim solda. R birim yukarıda. Yani ikinci bölgede olursa merkezimiz eksi R'ye R olabilir. Koy bakayım yerine sağlanacak mı? X yerine eksi R'ye Y yerine de R yazacağım. 2R eksi R eksi 6 eşit sıfırdan. 2R yani R buradan 6 mı geldi? Evet. Sıkıntı yok. Hocam bir de bu bölgede olabilir. Bu bölgede de eksenlere T'si eğer yani şu bölgede eksenlere TS bu da nedir? R virgül e ne olacak? R virgül eksi R olmayacak mı? Evet. Yani koy bakayım sağlayacak mı? Eksi 2R artı R eksi 6 eşit sıfırdan. -r de buradan -6 gelir. Yarıçap -6 olamaz arkadaşım. Bitti. Yani yarıçaplar ne olabilir? 2 ve 6 olabilir. Toplamları soruluyor bize. Güzel bir soru. Cevap Denizli oldu 7. soruda. Geldik 8'e. Birim kare zemine yerleştirilen bir dik koordinat düzleminde A noktasının koordinatları verilmiş. B'yi de ben bulurum. 1 2 3 4 5 birim sağa git. Absisine 5 ekle. Yani 2'ye 1 2 3 birim yukarı çık. Ordinatörüne daha kaç ekleyeceğim? 3 ekleyeceğim. Yani -1 noktası yapar burası. Sonra buna göre merkezi B noktası olan ve Y eksenine teğet olan. Evet merkezi 2'ye 1 olan ve Y eksenine teğet olan diyor. Arkadaş şöyle göstereyim. 2'ye eksi 1 noktasından bahsediyorum. Bak 2'ye eksi 1 noktası. Hocam 2'ye eksi 1 noktası burası. 2'ye eksi 1. Şurası 2 burası da eksi 1 olduğunu biliyoruz. Ve Y eksenine teğet olan. Y eksenine teğet olan çember bu şekilde. Hop apsi 2 yapıyor. Yani yarı çapı apsi yapacak. Yani 2 yaptı. Yani yarı çapı da 2 oldu. Evet merkezi bu. Yarı çapı da bu olan. Çemberden bahsediyoruz. Y eksenine teğet olan çemberin x ekseninde oluşturduğu kirişin uzunluğu soruluyor. Aa, dur. Buradan devam edelim. X ekseninde oluşturduğu kirişin uzunluğu soruluyor. Şu kirişin uzunluğu soruluyor. Arkadaş biz burayı bulduk mu? Bulduk. Burası yarıçap 2 değil mi? Evet. Şuranın ne olduğunu biliyorum ben. 1 olduğunu biliyorum. Hocam yarı 2 ya. Hop en güzel çizim yarı çap. Pisagor bağıntısı. 90'ı e, 90'ın karşısı 2 30'un karşısı 1'dir. 60'ın karşısı da köküç yapar. E, merkezden kiriş çizilendik. 2 eş parçaya böler. O zaman burası da köküç yapar. Şu uzunlukta toplamda kaç yaptı o zaman? 2 kök 3 yaptı. Evet cevap 2 kök 3 olacak. Hangisi 2 kök 3? Şu 5 zaten direkt kök 12 2 kök 3'tür. Güzel bir soru. 8. soru balık oldu. Geldik 9'a. Analitik düzlemde merkezli bir çember verilmiş. Çemberine sırasıyla x ekseni doğrultusunda 4 birim. Evet. Merkezi 0'a 0, 0 yarıçapı da R olan bir çemberden bahsediyorum. X ekseni boyunca pozitif yönde 4 birim eklersem pozitif yönde 4 birim eklersem e, merkezde o zaman 4 birim ötelenecek. Sağ değil mi? Y ekseni boyunca da 5 birim ötelersem burayı da eksi 5 yapacağım. O zaman yeni merkezimiz ne yaptı? 4'e eksi 5 yapar. Yarı çapı hala değişir mi? Değişmez. Çünkü çemberi öteliyoruz. merkez ne kadar gittiyse yarı çapı aynı. Yine R yarı çapı. Son durumda çember başlangıç noktasından geçtiğine göre. Hmm. Şu merkezi 4'e eksi 5 olan yarı çapı R olan çember. Yani nedir? X eksi 4'ün karesi artı y eksi eksi 5 y artı 5'in karesi eşittir r kare sıfıra sıfır noktasından geçmek demiş. Denklem sağlanır o zaman. Yani şurası sıfır koyduğumuzda eksi 4'ün karesi artı 5'in karesi eşittir r kare sağlanacak. 16 artı 25'ten 41 mi geliyor burası? Evet 41 r kare ise r de buradan ne olacaktır o zaman? Kök 41 olacaktır. R kaçtır diye soruluyor. Cevap kök 41 yapar. Yani cevap edremit oldu 9. soruda. Geldik 10. soruya. 10. soruda da ne verilmiş bize analitik düzlemde? Merkezi kaç? Hocam 8'e 0 oluyor. 8'e 0 olan, yarı çapı da R1 olan. Öbürü de merkezi kaç? Merkezi 2 diyelim ona da. Merkezi 0'a 6 olan, yarı çapı da R2 olan. Çünkü R2'nin karesi demiş. Çemberleri birbirine dıştan teğet. Madem öyle birbirine dıştan teğet, hocam şu merkez burası 8'e 0, öbür merkez burası. E, bu çemberlerin orijine en yakın. Hmm. Çemberlerin orijine en yakın noktalarından bahsediyor. Analitik düzlem çizelim. Zaten bunlar eksenler üzerinde. Hemen analitik düzlem çizelim kardeşim. Merkezi sıfıra. Merkezi sıfıra. Altıda ve nerede olacak? Şurada olacak. Merkezi bir tanesi sıfıra altıda olacak. Biri de sıfıra sekizde olacak. Bunlar birbirine dıştan teğet olacak. Şöyle. yarıçapı da kaç birim olacak? R2 olacak. Bunlar birbirine dıştan teğetmiş. Şöyle dıştan teğet. Çizdik. Çemberler birbirine değince merkezleri birleştiriyoruz. Hocam burası 6 birim ya 0-6 olduğundan dolayı. Burası da sıfıra 8 ya. Evet 8'e 0 noktası ya. 8'e 0 noktası da şu şekilde. Burası da 8 birim. 6, 8, 10 üçgeni. Eee o zaman ne oldu arkadaşım? Bak burası R1'di değil mi? Yok R2'ydi burası. Burası da R1'di. Bizden bu çemberlerin orijine en yakın noktaların koordinatları toplam isteniyor. Şuradaki nokta değil midir? Orijine en yakın noktası. Buradaki orijine en yakın noktası da bu. Bunlar isteniliyor bizden. Tamam ben neyi biliyorum? R1 artı R2'nin 10 olduğunu biliyorum. E hocam burası kaç? R1. Buraya da ne kaldı? 8 eksi R1 kaldı. Hocam burası R2. Buraya ne kaldı? 6 eksi R2 kaldı. E benden 6 eksi R2 artı 8 eksi R1 toplamı isteniyor. Yani 14 eksi parantezinde R1 artı R2 isteniyor. R1 artı R2 10 ya buradan cevap ne çıkar? 14 eksi 10'dan 4 çıkar. Bu da güzel bir soru. 10. soru böylelikle akçay olur. Geldik 11'e. Çemberinin 8 birim uzunluğundaki kirişlerin tamam. Merkezi kaça kaç? 1'e 2. Yarı 5 olan bir çember var elimde. Hop şöyle bir çember çiziyorum. Merkezi kaça kaç? 1'e 2 olan ve yarı 5 olan bir çember. 8 birim uzunluğundaki kirişlerinden bahsediyor. Hocam 8 birim uzunluğunda bir kiriş çizelim şöyle. Bir, bir tane kiriş de mesela burada. Bir tane kiriş de mesela burada. 8 birim uzunluğunda bir sürü kiriş var böyle. Ben birkaç tanesiyle ilgili yorum yapayım. 8 birim ya. Merkez kiriş çektik. Şey, 2 eş parçaya böler. 4 4. Yarı çapında 5 olduğunu biliyorum ben. E hocam 3 4 5 üçgenden 3 çıkar. He, kirişlerin orta noktası. Tam burası mı yaptı bir tanesinin orta noktası aynen. E sen buradan da bir dik çizsen tam aynı muhabbetten dolayı 8 birim ya 4 4 en güzel çizim yarı çap 5 e o zaman burası da 3 oldu. Bak oradaki nokta burası yaptı. Sen buradan da bir orta noktayı bulsan böyle oradaki de yine buradaki uzun 3 mi çıkacak? Evet. Bak ne oldu? Şuradaki merkezin şu kirişlerin orta noktalarının uzakları hep 3 birim yaptı. Bir noktanın bir noktaya 3 birim uzaktaki noktaların geometrik yeri bir çember belirtmez mi arkadaşlar bana? Evet yani yine merkezi 1'e 2 olan bu sefer yarıçapı 3 olan çember denklemi oluyor bu. O da nedir kardeşim? x eksi 1'in karesi artı y eksi 2'nin karesi eşittir. R kare 3'ün karesi şeklinde bulunur. Yani cevap böylelikle Balıkesir yaptı 11. soruda. Tamam dikkat edin. Böyle de geometrik yer denklemi de sorabilir. Geometrik yer deyince korkmayın. Doğru denklemi olabilir. Çember denklemi olur. Olabilir. Her şey olabilir. O yüzden bunlara dikkat et. 11. soru balık kesir oldu. 12'ye geldik diyeceğim ama maalesef çözemiyorum. Telif hakkından dolayı bunda çözemediyseniz eğer nereden bakıyorsunuz? Uygulamadan bakarsınız. Evet gençler böylelikle tüm analitiği bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde katı cisimler konusunda görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.